Şaka gibi bir geceydi ayol. Ay Sertaç, ben bilmem kaç tane ülke gezdim. Kaç saat uçtum, onlarca insan tanıdım. Ay böyle bir şey görmedim. Sertaç! Efendim hayatım? Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum hayatım. E niye cevap vermiyorsun? Ben kendi kendime deli gibi konuşuyorum. Haklısın hayatım. Deli miyim yani? Estağfurullah hayatım. Ya aferin sana İrem, aferin. Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Tolga zaten canım sıkkın, bir de üzerime sen gelme ya. Ya şu yaptığından sonra sana ne dememi bekliyorsun ki? Canını sıkma hayatım, dünyanın sonu değil, üzme kendini falan demeni bekliyorum. Vallahi hiç öyle şeyler söyleyemeyeceğim İremciğim. Yani Haluk abinin bu kadar kızacağını bile bile şunu nasıl yaptın aklım ermiyor ha. Ay bilerek yaptım sanki ya, tutamadım kendimi, nefsime yenik düştüm, ne yapayım? Of İrem ya, of nasıl döndüreceğiz, ne yapacağız şimdi ya? Tolga, Haluk Bey nerede biliyor musun? Mesaj attı şimdi, yoldaymış gelmek üzere. Öf, çok stres yaptım ha. Vallahi yapsan iyi olur. Da bir şey diyeceğim sana, ben konuşayım mı Haluk abiyle? Yok yok yok, sen konuşma, ben konuşacağım. Bir gelsin, itiraf edeceğim ben. Ya bence de ya, yani söyle kurtul, bir rahatlat kendini yani. Bu o kadar da kafaya takılacak bir şey değil bu ya. Demin öyle demiyordun ama. Korkuttun beni. Ben söylediklerimin arkasındayım ben. Bir kere Haluk abi var ya, acayip sinirlenecek sana ha. Ama sonra yani çabuk yumuşuyor ya Haluk abi. Hani o yüzden unutur. Diyorsun. Yani inşallah diyor. İnşallah. Derin nefes al, elimi sakin tut, ol. Elimi tutayım. Aa, hoş geldiniz Haluk Bey. Nasılsınız bugün? Sinirli. Neden? Sence? Bence sinirli olmak için bir neden yok. Çünkü bugün çok güzel bir gün. Tamam tamam, şımarma. Dün gece kız istemede fotoğrafı sen mi paylaştın? Yo, ben paylaşmadım. Bak yalan söyleme. Yalan söyleme, sonra iki posta fırça yersin. Birincisi fotoğraf paylaştığın için. İkincisi ben paylaşmadım deyip bana yalan söylediğin için. Gerçekten ben paylaşmadım Haluk Bey. Ama fotoğrafı kimin paylaştığı konusunda bir tahminim var. Kim? Sertaç Bey. Anladım İsmail Bey. Sizin derdiniz zaten başınızdan aşkınmış. Evet Haluk Uşan. Dün akşamdan beri uyku uyumuyorum Uşan. Aytenime kendimi affettirmeye çalışıyorum. Kapamış kendini bana, ne konuşayım, ne mesaj atay, ne cevap vereyim. Perişanım Uşan. Konuşur, konuşur, merak etmeyin. Yani senin anlayacağın Uşan, ben kendi derdime düşmüşüm. Fotoğraf, motoraf paylaşacak durumda değilim. Anladım İsmail Bey, anladım. Merhabalar. Gelebilir miyim Haluk Bey? Oo, Dünür, hoş geldin. Geç otur. Hoş geldin Uşan. Hoş bulduk. Gel. İrem, bize çay söylesene. Tamam Haluk Bey. İrem Hanım, iki tane. Tamam. Ben içmeyeceğim. Uşan, ben seni Dünür'ünle baş başa bırakayım. Siz sohbete devam edin. Olur değil mi? Tabii tabii. Müsaade sizin. Hoşça kalın Uşan. Hey, ne yaparsınız Haluk Bey? Ya bu bey, mey artık bir kenara bırakalım. Biz artık Dünürüz. Aslanlar gibi Dünür diyelim. Sen dün akşam o fotoğrafı paylaşanı bulabildin mi? O mahlukatı bulabildin mi? Onu de bana. Bulacağım. Merak etme. O iş bende. Sen güven bana. Ben sana daha önce de güvendim. Yani Haluk Bey güvenilir adamdır dedim. Has adamdır dedim. Sözünü esirgemez dedim. Onu herkes dinler dedim ama dün akşam anlaşıldı ki seni pek kale almayan biri var sizin ekipte. Beni kale almayacak adam da anasının karnından doğmadı. Kim paylaştıysa onu bulacağım. Sen hiç merak etme. Haluk Bey, dün kızım üzülmesin diye meseleyi çok büyütmedim ama ha bu önce bağa sonra da sağa yapılan bir hakarettir. Haluk Bey, yapan itiraf etmese bile en azından toplayın herkesi konuşun. Aa, o koyduğu fotoğrafı kaldırsın orada.
Ben bunu konuşmaya geldim buraya. Yok, öyle kolay kurtulmak yok. Ya en azından diyorum. Herkes görmüş, arayırlar. Ha biliyorsun benim evim mahremim. Ha bunun paylaşılmasından haz etmiyorum. Kaldır şuna fotoğrafı. Ya susmadı telefonum. Car car sabahlara kadar telefon çaldı. Hani çağrılmadığı için bozulan akrabalar da... Ben seni çok iyi anlıyorum. Ama bunu yapanı bulacağım ve burnundan fitil fitil getireceğim. Haluk Bey ben gideyim artık. Sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Siz de şu sorunu çözün bir an önce. Kurban olayım. Bu sorunu kökten çözeceğim. Onu bir bulayım, telefonunu alacağım. Bir daha tek bir kare fotoğraf paylaşamayacak. Hastalık da bu hastalık. Aynen ya. Ve tedavisi de belli. Taş fırında ya. Ha onu bulursan sonra bana da bir gönder de onun ifadesini bir alayım da. Tamam tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Hadi. Buna rezil olduk. Adam kafaya takmış. Bence biraz abartıyor Haluk Bey. Vallahi abi. Haluk abi benim ismimin üstünü çizdi. Artık İrem düşünsün Haluk abi. Tolga. Tamam. Bu akşam bize geleceksiniz ve yüzleşeceğiz. Herkes suçu birbirine atıyor. Bu ne ya? Ben de mi ya? Haluk Bey, benim ismimi siler misiniz o listeden lütfen? Çok kalbim kırıldı. Silmeyeceğim. Herkesle konuştum. Şüpheler sen, Tuna ve Sertaç üzerinde. Bu akşam bu iş belli olacak. Kimin o fotoğrafı paylaştığını bulacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutar.